Abdülkadir Selvi, 24 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısı. CHP Kılıçdaroğlu ismini açıklamaya hazırlanıyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay işin adını koydu. Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu deniyordu. O gönlümüzün kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu dedi. Engin Altay'ın CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu açıklaması sadece şahsi görüşü değil, parti yönetimine hakim olan havayı yansıtıyor. Engin Altay Maltepe mitingi ile birlikte artık gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu aşamasının geçildiği, CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu noktasına gelindiği kanaatinde. O sözlerin anlamı. Bu sözlerini biraz daha açmak için dün Engin Altay'ı aradım. Partideki iklim Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde. Ben o yüzden artık gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu demeyelim deme gereği duydum. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur. CHP'de genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olduğu yere başkası aday olamaz. Ama Sayın Genel Başkan altılı masayı işaret ediyor. Altılı masa ne yapar bilemeyiz dedi. Engin Altay, CHP'nin 10 yıldır grup başkan vekilliğini yapan deneyimli bir isim. O nedenle bir cümle içinde verdiği 3 mesajın altını çizmek istedim. 1- CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu. 2. Daha da önemlisi CHP'de genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olduğu yere başkası aday olamaz. Bu sözler İmamoğlu ve Yavaş'a çok net bir mesaj. 3. Altılı masa ne yapar bilemeyiz. Altılı masaya Kılıçdaroğlu önerisi. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığını gündemine aldığı günden itibaren bir strateji ekibiyle çalışıyor ve kendine bir yol haritası belirlemiş durumda. Önce ismini cumhurbaşkanı adayları arasına yazdırmayı başardı. Dinamik bir kriz yönetimi izledi. Kamu kuruluşlarının kapısına dayanması, elektriğin kesildiği evinde karanlıkta kalması, evinin mutfağından çektiği videolar ve son olarak Sadat baskınıyla kendini ön plana çıkardı. İkinci aşamada ise Cumhurbaşkanı adaylığının favori isimleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı baskılayarak geri çekilmelerini sağladı. Belediye başkanlarımız bir dönem daha halka hizmet etmeli dedi. Zaten Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisinden sonraki iletişim kazasıyla bir fotoğraf karesinde battı. Bu durum Kılıçdaroğlu'nu tartışmasız bir şekilde öne çıkardı. Maltepe mitingi Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığının ilanıydı. Üçüncü aşama. Stratejide üçüncü aşamaya geçildi. O da altılı masaya Kılıçdaroğlu'nun ismini empoze etmek. Altılı masaya oturtulduğunda CHP'nin adayı kim? Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu, Yavaş mı diye bir tereddüt yaşanması istenmiyor. Altı liderin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için masaya oturduklarında CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu bilmeleri isteniyor. CHP altılı masaya Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun ismini bildirecek. Bunun için partinin yetkili kurullarında karar alınacak. Masa ne der? Kılıçdaroğlu sürekli olarak altılı masayı işaret ediyor. Ama bir yandan da kaderini altılı masaya emanet etmeden önce alternatifsiz hale gelmeye çalışıyor. Bu yönde hamle üstüne hamle yapıyor ama sonuç itibarıyla ortak aday kararı 6 liderin uzlaşmasıyla alınacak. Liderlerin eğilimi. Altılı masadaki tabloysa şöyle. Masada Kılıçdaroğlu'nu şimdilik sadece Gültekin Uysal destekliyor. Dörde karşı iki durumu söz konusu. Meral Akşener seçilecek aday formülünü getirdi. Kılıçdaroğlu'yla seçim kazanılacaksa destekleyecek, anketlerde aksi çıkarsa desteklemeyecek. İyi Partililerin gönlünden geçense Kılıçdaroğlu'nun üzerinde uzlaşma sağlanamadığı takdirde Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması yönünce. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise kendisi Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakmıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağı görüşünde. CHP'de Temmuz sesleri. Kılıçdaroğlu'nun ekibinde ise Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması konusunda iki farklı görüş bulunuyor. Gecikmenin yanlış olduğunu savunan birinci görüş, Haziran ayının sonunda Temmuz başında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi yönünce. Kurban Bayramı'nın başında ya da sonunda CHP olarak Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'dur diyelim. Böylece başka isimlerin gündeme gelmesinin önüne geçmiş oluruz. En geç meclis saatiyle girerken Kılıçdaroğlu'nu ilan edelim eğilimi ağır basıyor.'' İkinci görüşse altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanacağı zaman Kılıçdaroğlu'nun ismini önermek yönünde. Altılı masa toplandığında bir belirsizliğe meydan vermemiş oluruz diye düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun talimatı yok. Gönlümün adayı kelimesini yasaklayan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı deyin şeklinde talimat verdiği haberleri yapıldı. Ama CHP yetkilileri Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talimatı olmadığını belirtiyor. Akşener vites yükseltiyor. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına dönük hamleleri İyi Parti cephesinde dikkatli bir şekilde izleniyor. Akşener'in kurmayları CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan başka bir ismin gündeme gelmeyeceği görüşündeler. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle görüşmediğinin altını çiziyorlar. İyi Parti yönetimi dereyi görmeden paçayı sıvamama kanaatinde. Bu hamur daha çok su kaldırır demekle yetiniyor. Yani kesin olarak Kılıçdaroğlu olur diyen yok. Bu hamur çok su kaldırır demek başka bir isme kapının her an açık olduğu anlamına geliyor. Bu isim Ekrem İmamoğlu olabilir mi? Olabilir. Ama neden Meral Akşener olmasın? Akşener seçilebilecek isim diye bir ölçü ortaya koydu. Altılı Masa, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplandığında eğer anketler Kılıçdaroğlu'yla kazanılabileceğini gösteriyorsa Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği ama eğer Kılıçdaroğlu'yla kazanılamıyorsa Kemal Bey Cumhurbaşkanı adaylığı sizin hakkınız ama anketler sizin kazanamayacağınızı gösteriyor deyip B planına yöneleceği şeklinde. B planında ise şimdilik Akşener ya da İmamoğlu ismi gözüküyor. Akşener'deki değişim. Şimdiye kadar döpiyesinde gördüğümüz Meral Akşener, önceki gün ilk kez kot pantolon ve deri ceketle görüntü verdi. Yeni tarzını yakıştıranlar oldu. Yorum yapmaktan kaçınanlar çıktı. Ama seçimlere doğru Akşener sadece tarzını değil, stratejisini de değiştirdi. Bu konuda eleştirilerim olacak ama o ayrı bir yazı konusu. Bundan sonra daha net ve daha sert konuşan bir Akşener göreceğiz. Akşener ayrıca İyi Parti'ye birinci parti olma hedefi koydu. Öncelikle hedefi CHP'yi geçip muhalefette birinci parti olmak. Hak edilmiş başbakanlık sözlerinin altında gücünü altılı masadan değil halktan alan lider mesajı yatıyor. İyi Parti muhalefette birinci parti olursa seçimlerden sonraki süreci Kılıçdaroğlu değil Akşener yönetecek. Yeni slogan. Yeni sloganı ise az kaldı olacak. Neye az kaldı? Akşener'e göre başbakanlığa az kaldı.